Merhaba değerli izleyenler. 0-8 yaş arası özel bireylere verdiği özel eğitimle Muğla'da ilk ve tek olan Özel Sarı Sıcak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin önündeyiz. Gelin bu kurumu birlikte tanıyalım. Evet değerli izleyenler, erken çocukluk dönemindeki eğitimle Muğla'da tek olan özel eğitim merkezi ile ilgili gelin şimdi uzmanından bilgiler alalım. Hocam merhabalar, öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Elif Tertekin, çocuk gelişimciyim ve aynı zamanda özel eğitim alanı öğretmeniyim. Hocam eğitim kurumunuzdaki faaliyetlerden bahseder misiniz? Biz burada çocuklarımıza doğal ABA uyguluyoruz. Peki doğal ABA nedir? Doğal ABA, otizm spektrum bozukluğunu sağlamış bireylerde etkililiği bilimsel olarak kanıtlanmış uygulamaları modüler yapıyla sunan bir kurumsal danışmanlık modelidir. Burası bizlerin doğal ABA uyguladığı bireysel sınıflardan bir tanesi. Buranın tanıtımını yapmak istiyorum ben size. Bu gördüğünüz kutularda biz etkin çizelgelerini uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi burada resimler var. Çocuğun ilk önce ön koşu becerileri öğrenmesi gerekiyor burada. Masa başında ayrı temel öğretim yöntemiyle eşleme çalışmaları, alıcı dil becerileri, ifade dizili becerileri, yönerge çalışmaları. Bunlar çalışıldıktan sonra artık çocuk hazır bir hale geldiğinde etkin çizelgelerine geçiyoruz. Buradaki kutularımızın amaçları da eşleme çalışmasıyla kutunun içindeki nesneyi alıp bunu bağımsız bir şekilde tamamlayıp yerine koyması. Burada gördüğünüz bütün materyaller, her çocuğun gelişim dönemine uygun materyaller. Burada eşleme becerileri, ifade edicili becerileri, ince motor becerileri, sınırlı alan boyama becerileri, dikkat, tekrardan eşleme, takmalı çıkarmalı materyallerimiz bulunmaktadır. Bizim burada aldığımız eğitim kurumsal danışmanlık modelidir ve bütün öğretmenlerimiz bu sisteme dahil oluyor. Ben de bu doğal ABA'nın süpervizörlüğünü üstleniyorum. Öncelikle ben online eğitimler alıp bu eğitimleri buradaki öğretmen arkadaşlara aktararak sistemimize yeni öğretmenler dahil ederek bu şekilde ilerliyoruz. Burası bizim oyun odamız. Peki bu oyun odamızda hangi materyallerimiz yer alıyor? Evcilik köşemiz, mutfak köşemiz, parmak kutlularımız, deniz canlılarımız, diğer hayvanlarımız, arabalarımız ve şurada da el kutularımız yer almaktadır. Bizim bu odayı yapmamızdaki amaç çocuklar ilk buraya seansa geldiğinde onlarla güvenli bir ortamda güvenli bir bağ kurmak. İlk zamanlarda çocukları biz burada alıp birkaç seans burada derse girip bizimle bağ kurmasını, UTO zinciri kurmasını amaçlıyoruz. Bizim buradaki amacımız bu. Sarı Sıcak Rehabilitasyon Merkezi'de Milas genelinde en eski kurumlardan biridir. Bizim buradaki amacımız sadece 0-8 yaş arasındaki tanımlı çocukları burada akranlarıyla bir eğitim vermek. Peki biz burada hangi tanı gruplarına eğitim veriyoruz? 0-8 yaş arası, otizm spektrum bozukluğu, işitme yetersizliği, zihinsel yetersizlik, Down sendromu, bedensel yetersizlik olan bireylere burada eğitim vermekteyiz. Peki biz bu ABA'yı hangi öğrencilere uyguluyoruz? 0-8 yaş arası raporlu bütün öğrencilerimize biz burada ABA eğitimini uyguluyoruz ve ailelerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Merhabalar, ben pediatrik fizyoterapist Ayçin Menteşe. Pediatrik fizyoterapistler çocukluk çağında görülebilecek olan rahatsızlıklarda bunlar doğuştan ya da sonra da oluşabilen kas iskelet sistemin problemleri, ortopedik veya nörolojik problemlerden kaynaklanan rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan fizyoterapi tekniğini uygulayan kişiye denir pediatrik fizyoterapist. Burası bedensel yetersizlik eğitim odamız, bireysel odamız. Bu uzay terapisi olarak geçiyor. Uzay terapisindeki amaç çocuklarda yürümeyi kolaylaştırmak, adımlamayı sağlayabilmek, dikliği sağlayabilmek, ağırlık aktarmayı öğrenebilmek ve kazandırabilmek amacıyla oluşturulmuş bir materyaldir. Bu vestibüler sistem çocuklarda dengeyi kulak organımız da sağlar. Burada bunu sağlamak amaçlı kullanıyorum. Bu da başka bir vestibüler sistemde kullandığımız alet materyalimizdir. Burada da yine aynı şekilde
hareket halinde bir nesneye odaklanma, onu alabilme gibi şeyler çalışılabilir. Trombolin de dengede daha çok önem veriyoruz. Duyu girdisini sağlamada, duyu bütünlemede de kullanılabilir. Burada özellikle yeni bir materyal olarak dikkat geliştirme, dikkat koordinasyon egzersizimiz. Attığımız topla birlikte bunun nereye gideceğini çocuğun kendisi teyit edebiliyor. Bu da aynı şekilde dikkat ve koordinasyonda özellikle çengeli değdirmemeye yönelik, çengelin değdirdiğinde ses çıkacağını bildiği için geçirmeye odaklanmış bir egzersiz, bir materyal türüdür. Şuna gerçekten öncelikle önem verelim. Ne kadar erken başlarsak çocukta geri dönüşümü o kadar kolay bir şekilde yol almış oluruz. Çünkü bizim için bir saat, bir ay, bir yıl gerçekten çok önemli. Şunu görüyoruz ailelerde özellikle. Hocam iyi ki erken başlamışız. İşte bize normalde fizyoterapi söylememişlerdi ama geldiğimiz çok iyi olmuş. Şu da olabiliyor. Biz yaşam kalitesini çocuklarda arttırmayı da amaçlıyoruz. Çünkü yerinde saymak yerine ya da geriye gitmesi, yani geriye gitmemesini istediğimiz durumlarda daha çok ileriye sarıyoruz. O yüzden erken tanı, erken müdahale hayat kurtarır diyorum. Normalde Milas çok küçük bir yer ve burada 8. kurumda zaten biz açmış bulunmaktayız ilk ay akademiyi. Ne yapalım, ne edelim, çocuklarımızı nasıl akranlarla bir araya getirebiliriz, nasıl sosyalleşmelerini sağlayabiliriz diye düşündük kendilerimizde ve dedik ki madem ikinci kurum açıyoruz, diğer kurumda 8 yaş üstü öğrencilerimiz olsun, orada daha çok akademik çalışmalar yapılsın ve günlük yaşam becerileriyle ilgili çalışmalar yapılsın. Burada kalan ekip, yani küçük öğrencilerimize de ilk temel basamaklar öğretilsin. Yani bizim bu ABA'daki modüllerimiz, 11 tane modül var burada. Bu modülleri burada bu çocukları biz uygulayalım. Sistematik bir şekilde uygulayalım. Yoğun bir eğitim alsınlar. Erken tanı alsınlar ve bu eğitim süreklilik göstersin. Bu şekilde olduğunda öğrencilerimizin daha fazla geliştiğini farkına vardık. Ve bu yüzden biz bu projeyle Muğla genelinde bir ilk yapmaya karar verdik. Özel Sarı Sıcak, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni tanıdık değerli izleyenler. Aynı kurumun yan kuruluşu diyebileceğimiz, aynı kurucular tarafından kurulan başka bir eğitim merkezinin önündeyiz. İlk Ay Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Gelin bu eğitim kurumunu birlikte tanıyalım. Nazım Köse, kurum müdürüyüm. 17 yıl önce Milas'ta açılan, Milas'ın ilk rehabilitasyon merkezi olan Sarı Sıcak Rehabilitasyon Merkezi'nin ikinci kurumu olarak Mart ayında açıldık. Burada verdiğimiz programlar, 6 tane bölümümüz var burada, 6 tane programımız var. Dil konuşma bölümü, ondan sonra fizik tedavi rehabilitasyon bölümü, otizm ve spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, fizik tedavi rehabilitasyon ve zihinsel yetersizlik alanlarında burada hizmet veriyoruz özel gereksinimli çocuklara. Konuşma terapisti Arzu Kılıçşahin. Burada dil ve konuşma terapistleri öncelikle hangi alanlarda çalışır ondan bahsetmek istiyorum size. Konuşma, dil, iletişim, ses, yutma problemleriyle çalışan sağlık meslek elemanlarıdır bunlar. Burada farklı tipte oyuncaklarımız var, farklı tipte becerileri destekleyebileceğimiz oyuncaklarımız var. Çocuğun dili zaten oyun. Yemek yapabileceğimiz, o çalışmalar yapabileceğimiz malzemelerimiz var. Çocuğun burada dilini kazandırmak için at, tut, yemek yaparken pişir, karıştır gibi daha fazla şey edinmesini sağlayabiliyoruz böyle bunları kullanarak. 17 yıllık tecrübeyle Milas'ta açılan rehabilitasyon merkezi, Sarı Sıcak Rehabilitasyon Merkezi'nin birikimiyle sadece rehabilitasyon öğrenciler için, özel gereksinimli öğrenciler için dizayn edilmiş
binasıyla burada özel eğitimde çıtayı yükseltiyoruz. İsmim Murat Emin, soyadım Kevran. Bu kısımda da çocuklarımızın kas gruplarına yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tırmanma için kullandığımız bir ağacımız var. Ağaç görseliyle zenginleştirdiğimiz materyalimiz var. Çocuklarımız bu materyalleri hem bu kısımlara tırmanarak hem de tutunarak aynı anda 2-3 yönergeli eylemleri gerçekleştirmede daha verimli çalışmalar elde ediyoruz bu şekilde. Onun dışında şöyle göz takibini sağladığımız şu şekilde küçük materyallerimiz bulunmakta. Bunları çocuğumuzun gözünü kapatarak tahminde bulunması üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Şöyle koyayım. Onun dışında şu şekilde bazı eylem resimlerinin olduğu, işte ayılar ne yer, ondan sonra emekleme, ondan sonrasında atlar gibi koşma gibi davranışların bulunduğu bir oyunumuz var. Çocuklara tabii ki de duyu bütünlemede moda eğitim vermek çok zor oluyor otizmli öğrencilerimizde ve diğer engel grubu öğrencilerimizde. Ama bu şekilde oyunlaştırarak ve gördüğünüz gibi diğer materyallerden de yararlanarak onların dünyasına girip oyunla eğitimi birlikte veriyoruz. Eğitimde süreklilik esastır. Eğitimde sürekli olması için tabii aynı zamanda öğretmenlerin de öğrencilerin de sürekli olması lazım. Öğrencilerin aynı hocalardan ders almasını önemsiyoruz. Bir kurumda çok fazla öğretmen değişikliği olmaması gerektiğine inanıyoruz. Sarısıcağın ilk başlarından beri devam eden 10 yıllık, 15 yıllık tecrübeli öğretmenlerimiz var. Bu açıdan süreklilik aynı hocayla aynı öğrenci girdiğinde öğrenciyi tanıması açısından daha iyi olur ve öğrencinin gelişimi açısından aynı hocalarla girmesi çok faydalı bir durum. Merhaba, ben fizyoterapist Serhat Taş. Sarısıcak kurumunda 2019'dan beri görev almaktayım. Burada bedensel engelli bireylerimize fizyoterapi ve rehabilitasyon desteği vermekteyiz. MS, serebral palsi, spina bifida, brachial plexus, çeşitli ortopedik rahatsızlıkların tanısını almış hastalarımıza burada fizyoterapi desteği veriyoruz. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızdaki günlük yaşam becerilerini geliştirmede yardımcı olmak için şöyle görmüş olduğunuz gibi materyalimiz bulunmaktadır. Mesela kapı açma, kapama. Evet, bu bizim gibi hani bireyler için normal bir davranış ve normal bir eylem olabilir ama çocuklarımıza şu şekilde ışık açma, kapatma, sonrasında şu şekilde fiş takma, çıkarma, bu gibi çeşme açma, kapama gibi günlük yaşamda temel görevleri yerine getirebileceği tekrar amaçlı materyallerimiz bulunmaktadır. Peki hocam, bilhassa aileler, bilhassa ebeveynler, evet, İlkay Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ne için tercih etsinler? Evet. Diğer kurumlardan farkınız var. Şöyle, Milas'ta 17 yıl önce kurulduğunu az önce söyledim. Sahibi öğretmen olan tek kurum. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani eğitimci bakış açısıyla özel eğitim öğretmeni, kurucumuz yani alan öğretmeni. Öğretmenin açtığı bir kurumda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarının eğitimci bakış açısıyla daha faydalı olduğuna, daha çok giderildiğine inanıyoruz.